İrlanda'dan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda İrlanda aile birleşim vizesini konuşacağız. Yakın zamanda ve çok kısa bir sürede ben İrlanda aile birleşimi vizesi aldım. İrlanda aile birleşimi vizesi için de yine VFS Global aracılığıyla başvuru yapıyorsunuz ve yine bu siteden indirdiğiniz başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini başlatıyorsunuz. Bunun yanı sıra banka hesap dökümleri, birlikte olduğunuzu, evli olduğunuzu kanıtlayan bazı belgeleri vermeniz gerekiyor. Bunun için ayrı yaşayan çiftlerden işte fotoğraf, WhatsApp mesajları vesaire isteniyor. Ama birlikte yaşayan çiftlerin birlikte yaşadıklarını kanıtlamaları yeterli oluyor. Hiç evliliğimizle ilgili fotoğraf koymadım. İşte düğün salonudur ya da herhangi bir yerden ilişkimize dair herhangi bir fotoğraf koymadım. Koymaya gerek duymadım. Ama daha önce birlikte gittiğimiz ülkelerin hem onun pasaportundaki damgasını hem benim pasaportumdaki damgasının olduğu sayfaları özellikle koydum. Ve daha önce Mısır'da biz beraber yaşamıştık. Bunun da yine şeyini koydum. Mısır'daki oturum belgelerimizin fotokopilerini koydum. Formül A, Formül B. Bunları kaymakamlıklardan alabiliyorsunuz. Bunlar çok dilli belgeler, çeviri yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun yanı sıra vukuatlı nüfus kayıt örneği. Bunu çeviri yaptırmanızı istiyorlar. Ama ben hiçbir vize başvurumda bunun çevirisini yaptırmadım daha önce ve hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Evlilik cüzdanınızın ilk 3 sayfasının fotokopisi ve orijinalini istiyorlar. Pasaportunuzdaki işlenmiş sayfalar, eski pasaportlarınızdaki işlenmiş sayfalar ve kendileri orijinallerini istiyorlar yine. En az 3 aylık banka hesap dökümü. İçinde şu kadar ya da bu kadar para olacak diye bir şart yok. Ama uzun süredir bekleyen ya da aktif olarak kullanılan bir hesabı göstermeniz gerekiyor. Ve İrlanda'ya geldiğiniz zaman burada nerede yaşayacağınızı. Normal şartlarda işte burada yaşıyor olmak, işte ev kirası, fatura vesaire göstermek gerekiyordu. Ama benim böyle bir şansım yoktu çünkü biz zaten burada yaşamıyoruz ve burada yaşamayı da düşünmüyoruz. Ama sık sık gelip gittiğimiz için, eşimin ailesi burada olduğu için bu vizeye ihtiyacımız vardı. Biz de kayınvalidemin adresini gösterdik. Yine kayınvalideme ait belirli evraklar da gösterdik. Adres beyanı, elektrik faturası, son 3 aylık maaş dökümü ve bizim onunla yaşayacağımızı anlattığı bir mektup. Bu belgelerin yanı sıra yine eşime ait banka hesap dökümü, en son çalıştığı yerdeki iş kontratını koyduk. Sağlam bir niyet mektubu da yazarak işte biz şu kadar zamandır evliyiz, eşimin ailesi orada yaşadığı için sık sık gidip gelmemiz gerekiyor ve bu yüzden de bu vizeye ihtiyacım var. Her seferinde vize başvurusu yapamıyorum gibi kısa ve net bir mektup yazmıştım. Tüm bunlarla beraber süreci başlatarak evraklarımı VFS'ye yolladım. Ama daha sonra benim kayınpederim hastalandı ve biz İrlanda'ya acil bir şekilde gelmek zorunda kaldık. İkinci pasaportuma Birleşik Krallık vizesi alıp buraya geldik. Birleşik Krallık vizesi aldığınız zaman en az 6 aylık çıkıyor zaten bu vize. 6 ay içerisinde de 3 ayını İrlanda'da geçirebiliyorsunuz. Ben de önce Londra'ya daha sonra da Dublin'e geçtim. Maalesef kayınpederimin durumu iyiye gitmiyordu ve ben de hamileydim. O yüzden artık Türkiye'ye de geri dönemiyordum. Bu durumu hem kendi hamilelik durumumu hem de kayınpederimin hastalık durumunu doktor raporlarıyla belgeleyip elçiliğe gönderdim mail yoluyla. Sağ olsunlar mailimi dikkate alıp bu durumu göz önünde bulundurarak acil bir şekilde bana vize verdiler. Normal süreçte aile birleşimi vizesi 1 yılı bulabiliyormuş ama benimki sadece 2 ay sürdü. Ama dediğim gibi yine bu biraz ekstrem bir durumdu. Şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. İrlandalı biriyle ya da İrlanda'da yaşayan biriyle evli olup hiç İrlanda'ya gelmeden herhangi bir turist vizesiyle direkt aile birleşimine başvuranlar varmış. Elçiliğin olayı şu, size inanmaları. Eğer size inanıyorlarsa gerçekten sıkıntı çıkartmıyorlar. Ama eğer bir pürüz olduğunu düşünüyorlarsa ya da şaibeli bir durum olduğunu düşünüyorlarsa kesinlikle reddediyorlar. Biz evlilik belgelerimizi yapmaya giderken bundan 2 sene önce evlendiğimiz zaman eşim için belirli evraklar gerekiyordu konsolosluktan. Bu belgeleri almaya gittiğimizde eşim memura sormuş, eşimi nasıl götürebilirim İrlanda'ya diye. Onlar da şunu tavsiye etmişler, önce turist vizesiyle gitsin, daha sonra aile birleşimine başvurun diye. Ve ben bunun açıkçası işe yaradığını düşünüyorum.
Benim pasaportumda zaten birçok vize var. Bunlardan en güçlüsü de yine 3-4 tane Schengen vizem var. Bunların da ben etkili olduğunu düşünüyorum. Yani hiç yurt dışına çıkmadan ya da en azından İrlanda'ya hiç turist olarak gelmeden direkt aile birleşimine başvurmanızı ben tavsiye etmiyorum. Başvuracak olanların aklında bulunsun. En az bir 10 günlüğüne, 15 günlüğüne turist vizesiyle buraya gelip kalın, dönün. Ondan sonra aile birleşimine bence başvurun. Bunun daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu vizeyle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa ya da başvuru sürecindeyseniz ve kafanız karıştıysa, merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.